Bir baba bir çocuğa ancak bakabilir, tamam. Ancak bir çocuk birden fazla babayı etrafında döndürebilir mi? Kesinlikle öyle deme. İşte biyoloji şifremiz bu. Merhaba sevgili gençler. 9. sınıf 1. dönem 2. yazılı çalışmasıyla karşınızdayım. Bu yazılı çalışmasını MEB'in açıklamış olduğu formatta hazırladığımı özellikle söylemek istiyorum. Şimdi hocam yazılıya hazırlık çalışması tamam da benim konu eksiğim var diyorsan hemen sana 28 günde bitirmiş olduğum TYT kampımı tavsiye edeceğim. Bunun içerisinden ilk 8 günü dinleyerek buraya kadarki konu eksiğini tamamlamış olacaksın. Hocam TYT derken ben 9. sınıfım dediğini duyar gibiyim. TYT konuları 9. ve 10. sınıf konularını kapsadığı için bu nedenle bu kitap sana hem 9. sınıfta hem de 10. sınıfta okul derslerine yardımcı olacak. Aynı zamanda sınav senende de böyle başucundan ayırmayacağım bir kaynağın olmuş olacak. Şimdi yeni tanışacak arkadaşlarımız için kendimi de tanıtacak olursam ben Betül Biyoloji. Bu sene biyoloji çalışırken sana eşlik etmek çok isterim. Bu nedenle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan da çok sevinirim. Hadi gel şimdi bu yazılı çalışmasında hangi konulardan sorumluymuşuz ona bakalım. Daha sonra da sorularımızı çözmeye başlayalım. Şimdi yıllık planımıza göre en baştan organellere kadar olan yerden sorumluyuz. O nedenle ben de bu yazılı çalışmasında sorularımı ona uygun olarak hazırladım. Bu yazılı çalışmasında 10 tane soru çözmüş olacağız birlikte ve bu soruların dağılımını da bu şekilde ifade ettim. Sırasıyla çözmeye şimdi başlıyorum. Birinci soruyla hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Görselde verilen canlılar aşağıda verilen özelliklerden bazılarına sahiptir. Canlıların sahip olduğu özellikleri görsel altına numaralandırarak yazınız demişim. Şimdi bir ineğimiz var, bakterimiz var ve ağacımız var. Bunların sahip olduğu özellikleri maddeler halinde altına yazmış olacağız. 1 uyarılara cevap verebilme. Şimdi uyarılara tepki verebilme canlıların ortak özelliklerinden biri değil midir? Kesinlikle öyle. O nedenle ben birinci öncülümü tüm canlıların altına yazmış olacağım. İkinci öncülden devam ediyorum. Nükleik asite sahip olma. Nükleik asit nedir? DNA ve RNA'dır değil mi? Bizim bir varlığa canlı diyebilmemiz için bu nükleik asitlerin ikisine birden sahip olması gerekiyordu. Hatta virüsler neydi? Ya DNA'ya ya da RNA'ya sahipti. Bu nedenle biz virüslere canlı ve cansız arası geçiş formudur diyorduk. Yani direktman canlı diyemiyorduk. Çünkü nükleik asitin ikisine de sahip değil. O zaman burada inek, bakteri ve ağaçtan bahsettiğimiz zaman bunların canlı olduğunu bildiğime göre bu da nükleik asite sahip olmada üçünde ortak olarak gerçekleşen bir madde olarak karşıma çıkmış olacak. Üçüncü maddeden devam ediyorum. ATP harcayabilme. ATP gördüğün zaman canlı 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 demen istiyorum. Çünkü tüm canlılar enerjiye ihtiyaç duyarlar ve enerji harcayabilirler harcarlar. İşte bu nedenle burada gördüğümüz inek, bakteri ve ağaç ATP harcarlar. O nedenle üçüncü öncülümüzü de hepsine yazmış olacağım. Dördüncü öncülüme gelecek olursan dokusal yapıya sahip olma. Şimdi organizasyon basamaklarını canlıların ortak özellikleri içerisinde ben sana anlattım. Şimdi tek hücrelilerde ve çok hücrelilerde organizasyon basamakları belli bir kademeye kadar birlikte daha sonra çok hücreliler biraz daha kompleks olduğu için daha fazla organizasyon basamakları yazmış oluyoruz. Hemen gel şimdi sana tek hücrelilerdeki organizasyon basamaklarını sırasıyla yazmış olayım. Atom birinci basamağımız. Sonra molekül, sonra organel. Hemen yazıyorum. Organelden sonra da hücre. İşte tek hücreli bir canlıda organizasyon basamakları buraya kadar. Çok hücrelilerde ise hemen şöyle yazalım. Çok hücrelilerde ise bu saydığım atom var, molekül var, organel var, sonra hücre var. Hücreden sonra doku var artık. Dokudan sonra organ var. Organdan sonra sistem var. Sistemden sonra da organizma olmuş oluyor. O nedenle çok hücrelilerde biraz daha sistemleşmiş bir yapıdan bahsetmiş oluyoruz. Ya da sistemleşmelerden bahsetmiş oluyoruz. Tamam mı? Dokudan bahsediyoruz. O zaman çok hücreli olan inek ve ağaçta Bunlarda dokulaşma vardır ancak bakteri tek hücreli prokaryot bir canlı olduğu için onda dokulaşma yoktur. Bu nedenle dördüncü öncülümüzü inek ve ağaca yazmış olacağım bakteriye yazmış olmayacağım. Bu nedenle bu sorumu da bu şekilde çözmüş oluyorum. Burada canlıların ortak özelliklerini bilmemiz önemliydi. İkinci sorumdan hemen devam etmiş oluyorum. Canlıların temel bileşikleri ile ilgili verilen boşlukları doldurunuz demiştim. Şimdi canlıların yapısında bulunan temel bileşikler inorganik ve organik bileşikler olmak üzere ikiye ayrılıyor. İnorganik bileşikler organik bileşiklere göre daha azınlıkta. Bu nedenle inorganik bileşikleri öğrenip onun dışında kalanları da organik bileşikler demeni istiyorum. Zaten inorganik bileşikleri de daha kolay öğrenebil diye hemen sana biyoloji şifreyle onu anlatmak istiyorum. Bastım olarak inorganik bileşiklerimizi kodlayabilirsin. Yani baz, asit, su tuz ve mineraller olmak üzere bizim 5 tane inorganik bileşiğimiz var. Hadi gel şimdi onları da buraya yazmış olayım. Asit, baz, tuz ve mineraller. Bir tane böyle kutucuğumuz fazla olmuş. Onu da böyle yapmış olayım. 5 tane inorganik bileşiğimiz var. O zaman bu 5'in dışındakilerin hepsi organik midir? Kesinlikle öyle. Hadi gel şimdi onları da yazalım. Proteinler, yağlar, karbonhidratlar, hormonlar, enzimler ve vitaminler. Başka ne kaldı? Nükleik asitler de bunlar organik bileşiklerimiz olarak 8'e ayrılmış oluyor. Bak bunlar 8 tane biraz daha fazla. O nedenle bunları böyle bastıma öğrendikten sonra geri kalanlardır diye öğrenebilirsin. Organik bileşiklerle ilgili birinci dönem birinci yazılı çalışmasında da soru sormuştum. O nedenle böyle daha genel olsun, daha genel bir hatırlatıcı bilgi olsun diye de bu şekilde canlıların temel bileşiklerini tablo halinde sana sormak istedim. 3. soruyla devam ediyorum. Polisakkaritlerin hepsi çok sayıda glikozun birleşme oluşmasına rağmen neden farklı çeşitte ve isimdedirler açıklayıp çeşitlerinin neler olduğunu yazınız demiş şimdi ilk önce polisakkarit ne demek bir ondan bahsedelim polisakkarit sakkarit şeker demektir. Poli çok demektir. O zaman çok şeker yani kim gibi sen gibi. İşte bunlar kendi içerisinde yapısal ve depusal polisakkaritler olmak üzere ikiye ayrılmış oluyor. Depusal olan polisakkaritlerimiz bizim glikojen ve nişasta iken hemen yazıyorum. Yapısal olanlar selüloz ve kitindir. Şimdi bunların neyin yapısına katıldığı, ne de depo polisakkarit olarak kullanıldığını söylemiş olacağım. Şimdi ilk olarak şunu söylemem gerekirse, bunların her biri selüloz, kitin, nişasta, glikojen hepsi çok sayıda glikozun birleşmesiyle oluşuyor. Birleşmesiyle diyorum ama birleştirirken kullandığım bağın adı ne? Onu da söyleyeyim. Glikozit bağı. Çünkü karbonhidratlarda bağ yaparken kullandığımız bağ neydi? Glikozit bağıydı. O zaman ben çok sayıda glikozu bir araya getiriyorum ve glikozit bağıyla getiriyorum. Ancak birine selüloz demişim, diğerine nişasta demişim, öbürüne glikojen demişim. Niye böyle demişim? İşte onu açıklayayım sana. Şimdi bunların hepsinin içerisinde çok sayıda glikoz var. Evet. Biz bunları glikozit bağıyla bağlıyoruz. Evet. Ancak farklı çeşitte bağlanma yaptırdığımız için birinin adına glikojen, öbürünün adına nişasta, öbürünün adına selüloz, öbürünün adına kitin demiş oluyoruz. Burada da sana böyle bağlanma biçimlerini özellikle göstermek istedim. Yani farklı şekilde bağlanma yaptırdığımız için farklı isimleri almış oluyorlar demiş olayım böyle hızlı bir şekilde konu anlatımı da yapacak olursam da glikojen neyin deposal bir polisakkaritidir diyecek olursak mesela bizim bakterilerin, arkelerin, mantarların depo polisakkaritidir. Yani biz neyi depolarız tabii ki glikozların fazlasını glikojen şeklinde depolamış oluruz diye ifade etmiş olayım. Nişasta neyin depo polisakkaritidir diyecek olursak da kesinlikle bitkilerin depo polisakkariti olduğunu söyleyebiliriz. Selüloz neyin yapısına katılıyor? Bitkilerin hücre duvarına katılmış oluyor kitin ise böceklerin hücre iskeletine ve aynı zamanda mantarların hücre duvarının yapısına katılmış oluyor diye de ifade etmiş olayım ve üçüncü sorumu da bu şekilde çözeyim dördüncü soruyla devam ediyorum bir amino asitin yapısı yanda verilmiştir zaten burada bir amino asitin yapısını görüyoruz verilen şekil üzerinde bulunan boşlukları doldurup amino asitlerde çeşitliliğe neden olan grubu belirtiniz demiş Şimdi bir amino asit içerisinde 3 grup vardır. Bir amino grubu, bir radikal grup, bir de karboksil grup. Şimdi burada bakacak olursak şu kısım hemen böyle yanıp sönen kalemime geçeyim ki böyle çok şekli karalamak istemiyorum. Burada ifade ettiğim yer karboksil gruptur. Hemen yazmış olayım. Karboksil grup. Tamam Sonra hemen şöyle söyleyeyim. Şuradaki ifade ettiğim kısım burası amino gruptur. Çünkü amin grubu içeriyor. İçerisinde amino grup. Şurası da radikal gruptur. Tamam. Boş bırakılan yerleri yazmış oldum. Radikal grubun farklı olması bir amino asitin diğerinden farklı olmasını sağlayan elemandır demiş olalım. O zaman buraya da radikal grup diye yazmış olayım. İkinci soruma devam ediyorum. Protein sentezi yapılırken iki amino asitin hangi grupları arasında bağ yapılır açıklayınız demiş. Şimdi ben şunu biliyorum. Protein sentezinin denklemi nedir? En tane amino asiti birleştiririz biz protein yaparız ve açığa en eksi bir su çıkartırız. Bu olay aynı zamanda bir yapım reaksiyonudur. Yani dehidrasyon olayıdır değil mi? Evet. Yani küçük maddeyi birleştirdik, birleştirdik, büyük madde yaptık ve açığa su çıkartmış olduk. İşte bu olay bir yapım olayıdır. Bu olayda enerji harcanır unutmayalım. İşte burada ben çok sayıda amino asiti birleştirerek protein yapıyorum ya. İşte bu amino asitlerin hangi grupları arasında bağ yapıyorum da protein oluşturuyorum onu soruyor bana. İşte bu burada şunu bilmem gerekiyor. Bir amino asitin yapısını kesinlikle bilmem gerekiyor. Bu amino asitin Birincisinin karboksil grubu ile ikinci amino asitin amino grubu arasında peptit bağı yapılıyor ve bununla birlikte de protein sentezi gerçekleşmiş oluyor diye ifade etmiş olayım. O zaman ne demem gerekir buraya? Protein sentezi yapılırken birinci amino asitin karboksil grubu ile ikinci amino asitin amino grubu arasında peptit bağı kurulur ve bu şekilde protein sentezi gerçekleşmiş olur diye buraya B seçeneğine yazdığını düşünüyorum. Tamam mı? Ben de böyle yazdım gibi varsay çok fazla zamanını almak istemiyorum. Bu nedenle hemen 5. sorumla devam etmek istiyorum. Enzimler ile ilgili bazı cümleler aşağıda verilmiştir. Bu cümlelerden doğru olanlarına işareti atıp yanlış olanlarına ise doğru cümlelerini yazınız demişim. Şimdi hemen bakalım tepkime ister enzimli ister enzimsiz olsun sonuçta ürün miktarı aynıdır. Şimdi bizim bir tepkimemiz var. Bu tepkimeyi bir enzimli reaksiyona sokuyorum bir de enzimsiz reaksiyona sokuyorum. Hmm. O zaman enzim neydi? Reaksiyonun aktivasyon enerjisini düşürerek tepkimenin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayan organik maddeydi değil mi? Peki o zaman benim reaksiyonumun daha hızlı gerçekleşmesini ...sağlıyorsa enzim... ...o zaman enzimli olan daha hızlı bitecek... ...enzimsiz olan daha yavaş bitmiş olacak... ...değil mi? Kesinlikle öyle... ...o zaman ben buranın ikisinin... ...sonucunda da aynı miktarda ürünü oluştururum... ...ama diğerinde daha hızlı oluştururken... ...diğerinde daha yavaş oluşturmuş olurum... ...ama bana burada hızlı soruyor mu? Sormuyor, diyor ki... ...ister enzimli olsun, ister enzimsiz olsun... ...sonuçta oluşturduğum ürün miktarı... ...aynıdır, ama bana deseydi ki... ...birim zamanda oluşturduğumuz ürün miktarı... ...kesinlikle o zaman... Ne diyecektik? Enzimli olan da daha fazladır dememiz gerekirdi değil mi? Kesinlikle öyle. O zaman birinci maddemiz doğru olduğu için hemen buraya tik atmış oluyorum. İkinci maddemizden devam ediyorum. Apoenzim birden fazla yardımcı grupla çalışabilirken yardımcı grup bir apoenzimle çalışabilir diyor. Şimdi apoenzim ne demek? İlk önce sana onu anlatayım. Şimdi bizim bir enzimimiz var. Bir basit enzimimiz bir de bileşik enzim. Basit enzimin yapısını sadece protein var. Bileşik enzimin içerisinde hem protein var hem de yardımcı grup var. Tamam. İşte bileşik enzimin içerisinde bulunan o sadece proteinden oluşmuş kısma biz apoenzim demiş oluyoruz. Bu bileşik enzimin yapısındaki yardımcı grup var dedim ya bir de. O yardımcı grup organik de olabiliyor, inorganik de olabiliyor. Şimdi o zaman yardımcı grubu da anladık. Apoenzimi de anladığımıza göre. Şimdi buradaki cümle doğru mu değil mi onu konuşalım. Bunu böyle biyoloji şifreyle anlatmak istiyorum ki sana daha kolay aklında kalabilsin diye. Apo enzim derken Apo, Abdullah böyle bir erkek ismi gibi düşünelim. O nedenle Apo enzime baba demeni istiyorum tamam mı? Apo enzim şöyle yazayım eşittir baba. Yardımcı gruba da çocuk demeni istiyorum. Tamam. Şimdi babalarımız kusura bakmasınlar. Bir baba bir çocuğa ancak bakabilir. Tamam. Ancak bir çocuk birden fazla babayı etrafında döndürebilir mi? Kesinlikle öyle değil mi? İşte biyoloji şifremiz bu. Apoenzime baba dedik, yardımcı gruba çocuk dedik ya. İşte bakalım cümle doğru mu ona bakacağız. Bir baba birden fazla çocuğa bakabilir mi? Dıt. O zaman cümle yanlış. Ne diyecek o zaman buraya? Apoenzim bir yardımcı grupla çalışabilirken diyecek, değil mi? Hemen cümlenin doğrusunu yazayım. Aşağıya yazmak istiyorum. Apoenzim bir yardımcı grupla çalışabilir. Çalışabilir. Böyle hızlı yazacağım diye çok kötü yazdım ama sen anlıyorsun. Devam ediyorum. Yardımcı grup neydi? Çocuktu. Çocuk birden fazla babayı etrafında döndürebiliyor muydu? Oho hem de nasıl? O zaman yardımcı grup birden fazla apo enzimle çalışabilir diye düzeltmem gerekiyor. Hemen onu da düzeltmiş olayım. Yardımcı grup birden fazla

çalışabilir. Cümlemizin doğrusu bu. O nedenle ikincisi yanlış oldu. Doğrusunu yazmış olduk. Biyoloji şifreler böyle seni hep bir adım önde tutacak. Zaten ben kitabım içerisinde de böyle biyoloji şifreler, taktikler, böyle kap geç bilgileri veriyorum ki özellikle çok daha iyi bir şekilde öğrenebil ve bir daha unutma diye. Bak bu kısım var ya çok karıştırılan kısımlardan biri. Üniversite sınavında bile karşına gelecek. O nedenle böyle biyoloji şifreli öğrendiğimiz zaman unutmayacağını düşünüyorum. Üçüncü öncülümüzden devam ediyorum. Enzimler, substrat substrata özgüdür. Yani her enzim her substratı etki etmez. Şimdi substrat ne demek? Substrat enzimin etki ettiği maddeye verdiğimiz isim. İşte burada sana anahtar kilit uyumu üzerinden anlatmak istiyorum. Bir anahtar bir kapıyı açar, değil mi? Her anahtar herkesin kapısını açmaz. İşte burada enzimi anahtar olarak, substratı da kilit olarak düşünmeni istiyorum. Bu nedenle anahtar kilit uyumu gibi her enzim her substrata etki etmez. Bu nedenle enzimler substrata özgüdür demen istiyorum. Burada da zaten doğru ifade verilmiş. O nedenle buraya hemen tik işaretimizi atalım. Bu şekilde 5. sorumuzda çözmüş olduk. Hemen 6. sorumuzla devam edelim. Vitaminlerin suda ve yağda çözünenler olmak üzere ikiye ayırıp eksikliğinde görülen hastalıklara birer örnek veriniz demişim. Şimdi burada sana vitaminleri de göstermek istedim. Bu arada bu şekilde yine kitabımdan aldığım bir şekil. Ben böyle kitabımı oluştururken de özellikle böyle sevimli görsellere yer vermek istedim ki böyle içeriğine baktıkça için açılsın böyle biyoloji çalışmak iste 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 falan diye. O yüzden burada da bu şekli görmüş oluyorsun. Şimdi şurada sana mavi olarak ifade ettiğim yer var dikkat edersen bir de pembe olarak ifade ettiğim yer var. İşte burada pembe olarak ifade ettiğim yerdeki vitaminler var ya işte bunlar suda çözünen vitaminlerdir. Yani hemen biz suda çözünen vitaminleri B ve C grubu vitaminleri olmak üzere ikiye ayıralım. Bunlar suda çözünenler ya bıcı bıcı gibi düşünebilirsin. B ve C bıcı bıcı. Bıcı bıcı nerede yaparız? Suyun içinde yaparız. Suda çözünen vitaminler o zaman B ve C vitaminleri olmuş oluyor. Yağda çözünen vitaminler de o zaman mavi ile olarak ifade ettiğim yer ne oluyor burada? O zaman ADEK vitaminlerini görmüş oluyorsun. Hemen buraya da yağda çözünen vitaminlerin de ADEK vitaminleri olduğunu yazmış olayım. O zaman ilk sorumuzu çözdük. İkinci sorumuz neydi? Eksikliğinde görülen hastalıklara birer örnek veriniz demişti. Hemen şöyle alt alta yazayım ben. Yanlarına da eksikliğinde görülen hastalıkları yazmak istiyorum. Şimdi B vitamini eksikliğinde beri beri dediğimiz bir sinir sistemi rahatsızlığı görülebiliyor. Tamam, beri beri diyeyim. C vitamini eksikliğinde diş eti kanaması rahatsızlıkları oluşabiliyor. O zaman yazalım diş eti kanaması. Diş eti kanaması. Bunun diğer ismi de skorbut. Onu da yazabiliriz. A vitamini eksikliğinde de Gece körlüğü rahatsızlığı meydana geliyor. Zaten hani gözlerimizin sağlığını daha iyi koruyabilelim diye vücudumuzda A vitamini eksik olmasın diye de bize havuç yiyin derler. Burada da bu şekilde görmüş oluyorsun. D vitamini eksikliğinde de raşitizm dediğimiz kemik rahatsızlıkları meydana gelmiş oluyor. E vitamini eksikliğinde kısırlık oluşuyor. K vitamini eksikliğinde de kanın pıhtılaşamaması durumları meydana gelmiş oluyor diye de ifade etmiş olayım. B ve C vitaminleri suda çok çözünan vitaminler olduğu için fazlasını atıyoruz. B12 vitamini hariç A, D, E, K vitaminleri yağda çözünen vitaminler olduğu için bunların fazlasını karaciğerimizde depolamış oluyoruz. Bu nedenle bizim vücudumuzda C vitamininin eksikliği e vitaminine göre çok daha fazla hissedilir. Niye? Çünkü biz onun fazlasını hop bay bay ne yapıyoruz dışarıya atmış oluyoruz diye bunu da özellikle söylemek istiyorum. Yedinci soruyla devam ediyorum. ATP. ATP görünce ne diyecektik? Canlı 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 diyecektik. O zaman metabolik olaylar için gerekli olan enerjiyi sağlayan organik bileşik nedir? ATP'dir. ATP'nin yapısı numaralı olarak verilmiştir. Numaralı kısımların ne olduğunu belirtiniz diye sormuşum. Şimdi Gel şimdi bu numaralı kısımların neler olduğunu birlikte yazalım. ATP diyorum ya. Bak şimdi. Adenozin trifosfat. Tri 3 demek trifosfat. Ha o zaman 3 tane fosfat mı var burada? Evet. 1 2 3 tri fosfatı yazdık. A ne o zaman? İçerisindeki azotlu organik bazın adı. Yani bir olan yere ne yazacağım o zaman ben? Adenin yazmış olacağım. 5 karbonlu şeker. Yani 3 numaralı olan yerin içerisine ne yazmış olacağım? 5 karbonlu şekerimiz neydi bizim? Bir ribozlu bir de deoksiriboz. ATP'nin yapısından bahsediyorsak buradaki 5 karbonlu şekerin riboz şekeri olduğunu bilmem gerekir. O nedenle 3 yerine de riboz şekeri yazmış oldum. Şimdi 2, 4 ve beş numaralı yapıları yani aradaki bağları yazalım birlikte adenin ile riboz arasında kurulan bağın adı glikozit bağıdır bunları bilmen gerekir bu arada ribozla ilk fosfat arasındaki bağın adı da ester bağıdır fosfatlar arasındaki bağın adı ise yüksek enerjili fosfat bağıdır tamam şimdi evet fosfat bağı. Yüksek enerjili fosfat bağı bu yüksek enerjili fosfat bağlarında enerji sıkıştırılıyor diye söylemiş olayım. Şimdi 6 7 8 9 numaralı yapıların neler olduğunu söyleyecek olursak. Şimdi nükleik asitleri anlatırken e, nükleozit nükleotit gibi kavramlardan bahsediyoruz değil mi? Nükleozit içerisinde ne var? Hemen şöyle ifade edecek olursam sana bir azotlu organik baz var ve bir de 5 karbonlu şeker var değil mi? İşte bu nedir? Nükleozittir. Peki, ben buna bir fosfat eklersem onun adı ne olur? Nükleotit olmuş olur. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Şimdi o zaman ben burada bakacak olursam, burada bir azotlu organik baz var, bir de 5 karbonlu şekerin olduğu yer var. O zaman ben bunun adına ne diyorum? Adenozin adını vermiş oluyorum. Adenin var, riboz şekeri var ve aradaki glikozit bağı var. İşte bunun adı adenozinmiş. Peki ben bu adenozin yapısına ester bağı ile birlikte bir de fosfat katarsam bu sefer bunun adı ne olmuş olacak? Bak şimdi. Fosfat kaç tane? bir tane. O zaman ne oldu bunun adı biliyor musun? Adenozin monofosfat oldu. Tamam? O zaman ben buna bir tane daha fosfat eklersem iki tane fosfat olunca iki nedir? D'dir. O zaman ne yazmış olmam gerekir? Adenozin hemen şuraya adenozin di fosfat. Anlaştık mı? Süper. Peki 3 olunca ne olacak? O zaman hocam adenozin trifosfat yani ATP. Harikasın aferin sana. Hemen yazacak olursam da adenozin trifosfat yazmış oluyorum. Numaralı kısımların her birini yazmış olduk. ATP'nin de enerji olduğunu ifade etmiş olayım. Tüm canlılar ATP tüketir unutma unutmayalım. Sekizinci soruyla devam ediyorum. Yanda bir DNA molekülü verilmiştir. Bu DNA molekülünde nükleotit sayısı, deoksiriboz sayısı, fosfodiester bağı sayısı ve zayıf hidrojen bağı sayısı kaçtır diye sormuşum. Şimdi burada en çok karıştırdığınız yer neresi biliyor musun? Fosfodiester bağı sayısının olduğu yer ama artık karıştırmayacaksın hiç merak etme. Şimdi ben sana şunu söylemek istiyorum. Şuralarda bahsettiğim Yerler ne? Bunlar azotlu organik bazların olduğu yerler. G ile ifade ettiğim yer guanini. S ile ifade ettiğim yer sitozini. A ile ifade ettiğim yer adenini. T ile ifade ettiğim yerde timini simgelemiş oluyor. Tamam mı? Peki başka ne var burada? Şöyle D ile ifade ettiğim. 5 karbonlu şekerim var. DNA olduğu için bu 5 karbonlu şekerin adı nedir? Deoksiribozdur. Harikasın. RNA olsaydı riboz olmuş olacaktı. Bir de ne var buralarda? Fosfat grubu var. Buralardaki de P olarak ifade etmiş oldum. Şimdi burada hızlı bir şekilde aradaki bağları da söylemek istiyorum sana. Hatırlamanı istediğim için. Bir nükleotitin yapısını biraz önce kenardaki köşede ufacık söylemiştim. Nükleozitten nükleotitin farkını ifade etmiştim. Şimdi gel birlikte bir nükleotitin yapısında bu Olunan bağlara bakalım. Şimdi şuradaki bağın adı nedir? Bu glikozit bağdır. Buradaki bağın adı da ester bağıdır değil mi? Peki peki ben iki tane nükleotiti birbirine bağlarken aynı iplikte hangi bağı kullanırım? Fosfo diester bağını kullanmış olurum. Birinci nükleotitin 5 karbonlu şekeri ile ikinci nükleotitin fosfatı arasında bağ yaparım. İşte bu bağın adına fosfodiester bağı demiş olurum. Tamam mı? Zayıf hidrojen bağına gelecek olursam DNA'mızın iki ipliği var. Bu iki ipliği birbirine zayıf hidrojen bağı ile bağlarız. Adenin ile timin arasında ikili zayıf hidrojen bağı varken guanin ve sitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı vardır diye ifade etmiş olayım. Hemen öncüldeki sorularımızın cevaplarını yapalım birlikte. Nükleotit sayısını bize sordu. Nükleotit neydi? 1 azotlu organik baz olacak, 5 karbonlu şeker olacak, bir de fosfat. Yani şurası bir nükleotit midir? Kesinlikle evet. O zaman 1 saydım. Bu 2. Devam ediyorum 3. Bu ipliğin karşısında da 3 var ama yine de sayalım biz. Şurası dördüncü, Şurası 5. Burası da 6. O zaman bu DNA zincirinde toplam nükleotit sayısı 6'dır diyebilir misin? Kesinlikle dersin. Deoksiriboz sayısına bakacak olursam. Deoksiriboz nedir? 5 karbonlu şekerdir. O zaman D ile ifade ettiğim yerleri mi sayacağım? Evet. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmak üzere bu DNA zincirindeki deoksiriboz sayısının da 6 olduğunu görmüş oluyoruz. Peki fosfodiester bağı sayısını sayacak olursak neydi bu? Aynı zincirde nükleotitleri birbirine bağlayan bağdı değil mi? O zaman sayalım birlikte. Burada birinci burada ikinci, şurada üçüncü, şurada dördüncü olmak üzere bu DNA zincirinde toplamda 4 fosfodiester bağı sayısı vardır diye ifade edebiliriz. Peki zayıf hidrojen bağı sayısına gelecek olursak guanin ile sitozin arasında üçlü, adeninle timin arasında ikili zayıf hidrojen bağımız var. O zaman 3 burada, 2 burada 5, 3 de burada 8 şeklinde bunu da yazmış olalım. Peki her zaman böyle hesaplayabilir miyiz? Bu kadar az olmadığı için tabii ki hesaplayamayız. Hemen zayıf hidrojen bağı sayısını da nasıl hesaplayacağız hocam diyecek olursan da adenin sayısı ile 2'yi çarpıyorum. Guanin sayısı ile 3'ü çarpıyorum ve bunları topluyorum. İşte zayıf hidrojen bağı sayısını da bu şekilde hesaplamış oluyorum. Hemen burada sağlam yapacak olursak birlikte. Burada guanin sayısı kaç tane? Bir burada bir de burada olmak üzere iki tane. O zaman 3 ile neyi çarpacağım? 2'yi çarpmış olacağım. Peki burada adenin sayısı kaç tane? Adenin de bir tane değil mi? O zaman 2 ile de 1'i mi çarpmış olacağım? Evet. O zaman toplayalım birlikte. 2x1, 2 çarpı 1, 2. 3 çarpı 2, 6. Topladık 8. Yani hemen şuradakini bulmuş olduk mu? Kesinlikle öyle. Aferin sana. Bu şekilde bilmeni istiyorum. Bir de burada bilmeni istediğim şey şu ki. Bir kodlama. Bir DNA molekülünde birbirine eşit olanları da bilirsek çok iyi olur bizim için. Onları da hemen bir biyoloji şifreyle kodlayalım. Panda olarak kodlayalım. Yani fosfat sayısı, azotlu baz sayısı, nükleotit sayısı ve deoksiriboz sayısı bunlar bir DNA molekülünde birbirine eşit olanlardır. Peki, bunların hemen mantığını anlatayım sana. Fosfat sayısı. Bakalım P'leri saymanı istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane mi? Kesinlikle öyle. Hemen yazmış oldum. Azotlu baz sayısı. Azotlu bazlar neydi? Adenin, timin, guanin, sitozin. Onları say diyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 6 mı? Kesinlikle öyle. Hemen yazdım. Nükleotit sayısını zaten biraz önce söylemiştim. Deoksiriboz sayısını da söylemiştim. İşte bunların birbirine aynı olduğunu kesinlikle bilmeni istiyorum. Kodlamayla çok kolay öğrendik. Hemen yolumuza emin adımlarla devam edelim. RNA çeşitlerine ait bazı bilgiler verilmiştir. 1. Riboz şekeri içerme. 2. Zayıf hidrojen bağı içerme. 3. DNA üzerinden sentezlenme. İşte bu verilen bilgilerden RNA çeşitleri için uygun olanlarını altlarına numaralı olarak yazınız demiş. RNA nedir? Tek iplikten oluşan bir nükleik asitimizdir, değil mi? Yapısında 5 karbonlu şeker olarak riboz vardır. DNA'dan farkı da budur. Peki, yapısında azotlu organik bazlar nelerdir diyecek olursak, adenin, urasil, guanin ve sitozindir diye söyleyebilirim. RNA çeşitleri mRNA, tRNA ve rRNA olmak üzere 3'e ayrılır diye söyleyeyim. Peki, riboz şekeri içerme bütün reynal çeşitleri içinde ortak değil midir? Kesinlikle öyle. O zaman biri hepsinin altına yazmış oluyorum. Zayıf hidrojen bağı içerme 2. Hmm. Zayıf hidrojen bağı mRNA'da yoktur. Onun dışında tRNA'da ve rRNA'da vardır. tRNA kendi içerisinde katlanmalar yaptığı için zayıf hidrojen bağı içerir. rRNA da zaten kompleks büyük bir yapı olduğu için yine katlanmalar vardır. Bu nedenle zayıf hidrojen bağı burada da vardır ama mRNA'da yoktur unutmayalım. Hatta unutmamamız gereken önemli bir bilgi var ki güncellenmemiş kaynaklarda rRNA'da zayıf hidrojen bağı yoktur der aman diyeyim siz oraya düşmeyin. Artık bu bilgi güncellendi. MEP kitabımızda da zaten var. RRNA'da zayıf hidrojen bağı vardır. DNA üzerinden sentezlenme. Bütün RNA çeşitleri DNA üzerinden sentezlenir. Bu nedenle üçü de hepsine yazmış oluyorum. Ve bu şekilde dokuzuncu soruma da bay bay demiş oluyorum. Son soruma geliyorum. Birlikte çözeceğimiz son soru. Hücreler yapılarına ve gelişmişlik düzeylerine göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayrılırlar. Aşağıda verilen görsellerden prokaryot ve ökaryot olanını belirtip prokaryot ve ökaryotların üçer özelliğini yazınız demiş. Şimdi prokaryotlar daha ilkel organizmalarken ökaryotlar gelişmiş organizmalardır. Ben sana ilk başlarda soruların ilk başında zaten söylemiştim. Dedim ki organizasyon basamaklarını anlatırken tek hücreli ve çok hücrelilerden bahsettim. Onlardaki organizasyon basamaklarının neler olduğunu söyledim. Ama şunu unutma ki prokaryotların hepsi tek hücrelidir. Okey ama ökaryotlar içerisinde tek hücreli de vardır çok hücreli de vardır unutmayalım. Tamam mı? Aman diyeyim bazen şunu diyorsunuz. Prokaryotların hepsi tek hücreli ökaryotlar çok hücreli diyorsunuz. Aman diyeyim öyle bir şey demeyin duymamış olayım tamam mı? Mı? ökaryotlar içerisinde tek de var çok hücreli de olan da var unutmayalım. Prokaryot canlılarımız bakteriler ve arkelerdir. Bunların hepsi tek hücrelidir. Ökaryotlar içerisinde protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar ailemi vardır. İşte buradaki canlılar içerisinde tek hücreli olanlar da var çok hücreli olanlar da var. Detaylarını sınıflandırmada zaten öğrenmiş olacağız. Şimdi buraya bakacak olursak burada bir bakteri hücresini bir de bir hayvan hücresini görmüş oluyoruz. Hayvan hücresinin Ökaryot bir organizmaya ait olduğunu söyleyebiliriz. Bakteri hücresinin de prokaryot bir organizma olduğunu ifade edebiliriz değil mi? Prokaryotlar için üçü özellik söyleyecek olursam bunların çekirdeği ve zarlı organeli yoktur. DNA'ları halkasaldır ve örnek olarak verilecek olursam da bakteriler ve arkeler prokaryot canlılardır diyebilirim tamam Ökaryotlara 3 özellik söyleyecek olursam da çekirdeği ve zarlı organeli vardır diyebilirim. Bunların DNA'ları böyle sarmal bir yapıdadır ve bunların hangi canlılardan oluştuğunu söyleyecek olursam da protistalar, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar diye ifade etmiş olayım. O zaman üçer özelliğini söyledik ve başka neyi söyledik? Prokaryot ve ökaryot olduğunun ayrımını yaptık burada. O zaman bu sorumuzu da çözmüş olduk diyeyim. Zaten burası hücre konusunun en giriş kısmıydı. Biz de organellere kadar olan yerden sorumlu olduğumuz için ben de hemen başlangıçta bu soruyu sormak istedim sana. Detaylarını zaten konu içerisinde zaman geçtikçe birlikte de öğrenmiş olacağız diyeyim ve hemen cevap sende sorusunu buraya bırakayım. Hocam bu soru ne oluyor diyebilirsin. Bu soruyu senin çözmeni istiyorum ve doğru cevabı da yorumlardan yazmanı istiyorum. Ben de en kısa zamanda doğru cevabı yazmış olacağım. Yazılı çalışmamızın da burada sonuna gelmiş oluyoruz cevap sende sorusuyla birlikte. Anlamadığın, aklına takılan, sormak istediğin bir şey varsa onu da yorumlardan sorabilirsin. Desteklerin benim için çok ama çok kıymetli. Bu nedenle videomu beğenirsen, kanalıma abone olursan, bir de kanalıma arkadaşlarına tavsiye edersen de çok mutlu olurum diyeyim. Başarılar diliyorum ve sana çok güveniyorum. Yolun açık olsun. Diğer çalışmalarda sana eşlik etmek bana çok keyif verecek. Görüşmek üzere, hoşça kal.